Zaman işi şu tam arkamdaki iş, yani en son yaptığım iş, bu sergi için üretilmiş bir iş. Yani serginin ismini ben koymadım. Gayri ihtiyari olarak bu halıyı dokuyanlar aslında. Yani bana şöyle bir soru yönetmişlerdi. Ya sen bu evvel zaman işleri, yani bu miadı, bu kullandığım dokumaların işte miadının dolduğunu düşünerek bu evvel zaman işlerini sen ne yapıyorsun? Yani ne işe yarıyor bunlar gibi bir soru yönetmişlerdi bana. Yani gayri ihtiyari olarak serginin ismini onlar koymuş oldu aslında. Bu bahsettiğim kişiler de akrabalarım. Halıyı dokuyanlardan biri annem, işte teyzem vesaire, öyle halam, yakınlarıma bahsettiğim kişiler. Çocukluğumda geçirdiğim birkaç rahatsızlıktan dolayı bir süre birkaç doktor denediler. İşte bahsettiğim şey de uyur gezerlik. Birkaç doktor denedi. Sonra rahmetli dedim, hani bunun bu iş doktorluk değil, işte bu affedersiniz kaba tabirle anlatacağım. Koca karı ilaçları vesaire, hani bahsederiz ya, halk dilinde de vardır. İşte o koca karı dediğimiz o köy ebeleri ya da o aksakallar vesaire, onların yanına götürdüler beni. İşte birkaç böyle basit ritüellere şahit oldum. Üzerli kotlarıyla, tütsüzlerle yapılan, işte benim üzerimde tabii bu arada, farklı işte otlar kaynatıp onları içirdiler falan. Tabii sonrasında bunları araştırdığımda bunların İslamiyet'le alakasının olmadığını, İslamiyet'ten önceki inanç sistemiyle alakalı olduğunu, İşte şamanizmle alakalı olduğunu öğrendim. Bu bahsettiğim işte ilkeller diye bahsettim. O işte şamanizmin işte tarih sahnesinden var olduğu, yani başladığı noktadan, o tılsımla büyünün ilk başladığı noktadan işte günümüze kadar gelen. Yani çünkü yani yaşanılıp bitmiş bir şey değil. Yani şu an hala Sibirya'nın ya da o Tuva bölgesinde hala yaşanılan bir inanç sistemi ya da yaşam biçimi. Modern hayatın sorunları hani tek bir, bilmiyorum, başlık altında toplanabilir mi de, ben özellikle yoğunlaştığım bu kültürle ilgili bir, işte yok olan bir kültürün, işte özellikle göçebe kültürü, bu Osmanlı döneminden beri vergi alınamadıkları için yerleştirilmeye çalışıyorlar. Bu Cumhuriyet'in ilanından sonra da aynı şekilde devam etti. İşte biz 3-4 kuşak önce yerleşen işte Karakeçili yörüklerindeniz. İşte bir kısmı hala göçüyor. Mesela dedemin İşte babası ya da dedemin dedesinin kardeşleri hala göçmeye devam ediyor. Ama biz yerleşmişiz. Benim şu anki sorunum bu, ama ileriki süreçte nasıl sorunlarla karşılaşırım? Yani kendime neleri dert edinirim onları bilmiyorum. Hani yaşayıp göreceğiz. Ya ben kronolojik bir sırayla işte günümüzden geçmişe doğru, yani birinci kattan üçüncü kata doğru bir sıralama, işte bir yerleştirme yaptım. O bir süreci, bu sergi bir süreci içerdiği için o süreci izleyicinin de tatmasını, işte fark etmesini sağlamak amacıyla böyle bir sunum tercih ettik. Şimdi bahsettiğim üzere, az önce de bahsettiğim üzere, bu içindekiler yörük dokumaları. İşte yerleşik hayatında en önemli endüstriyel malzemesi, işte kent kültürünün beton. Bu ikisini girip şekilde birleştirerek o duruma bir gönderme yapmak istedim. Ya teknik açıdan da aslında çok basit. Belli bir kalıp hazırlıyorsunuz. Dokumayı içine yerleştirip içine beton harcını boca ediyorsunuz. Bazen tesadüfi şeyler yakaladığımız da oluyor. Yani siz her ne kadar böyle kontrollü gitmeye çalışsanız da rastlantısal şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Ama bu hani işlerin aslında o sürecin bir serüveni. Arkamdaki işin üretim aşamasında süreci tamamen kayıt altına aldım. 25 dakikalık video çıktı. Tabii çok uzunca bir şey. Ama izleyicinin bunu tamamını yapmasına, görmesine ya da izlemesine gerek yok. Bir kısmına bile şahit olsa yeterli benim için. Orta katta bir video daha var. İşte daha önce burada bir karma etkinlikte sergilemiş olan işi işte dönüştürdük. Tabii yukarı çıkıp görmemiz lazım. Bu benim 4. kişisel sergim. 13 Nisan'a kadar Anadolu Galeri'de gelip görebilirsiniz.